İyi günler efendim. Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin 81. vilayetindeyiz. Düzce'deyiz. Belediye meydanındayız. Hava çok güzel, genç ve dinamik bir nüfus var. Biz de Düzce'de meydandan bugün size sesleniyoruz. Bakalım Düzce bu genç ve dinamik nüfusuyla 2023'e nasıl gidiyor onu konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Belediye meydanı dedik. Düzce Belediye Başkanımız Sayın İsmail Bayram konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Siz hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür genç ederim. Şehrin genç belediye başkanı diyoruz. 1968 doğumlusunuz. Ve gene bu genç şehrin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Büyük. Siz de hoş geldiniz efendim canlı yayınımıza. Sizden öğreneceğiz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Size Düzce'mize hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Ve her zaman olduğu gibi Türk Ekonomi Bankası Genel Müdür Yardımcısı Turgut Boz Düzce ile ilgili analizlerini bize canlı yayın sırasında aktaracak. Turgut Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi isterseniz başkanım sizle başlayalım öncelikle. Evet. Şimdi şehirler yaşanılabilir bir şehir oldu mu diye biz böyle şehirlerde dolaşırız, gezeriz yayından önce. Burada da dolaştık. Cıvıl cıvıl, insanın üstüne üstüne gelmeyen yapılar, nefes alan, böyle tertemiz bir şehir. Elinize sağlık öncelikle. Yani belediyecilik hizmetlerinin yanında yaşanılabilir bir şehir meydana getirmek hakikaten çok önemli. Bu anlamda burada yaşanılabilirliğin ölçütü ne sizce? Evet, teşekkür ederim. Tekrar Düzce'mize hoş geldiniz diyorum tüm hemşehrilerim adına. Sizin de söylediğiniz gibi tabii bütün şehirler yaşanabilir şehirlerdir. Düzce'de de yaşamın ne kadar hareketli, dinamik olduğunu siz de gördünüz, izlediniz. Tabii Düzce'de yaşanabilir şehirler arasında ilk sıralarda yer alan bir şehir. Ki o nedenle böylesine dinamik, canlı bir nüfus yapısı var. Ama bu sadece bizim yaptığımız çalışmalarla değil tabii ki. Evet. Aslında bizim Düzce olarak en büyük kazancımız Düzce'deki kültür çeşitliliğine sahip bu dinamik nüfusun olması. Dolayısıyla bu nüfusla birlikte belediyeler, diğer kurumlar, sivil toplum kuruluşları hepsiyle birlikte bir ivme kazanarak burada hem sosyal hayat, hem kültürel hayat, hem iş hayatı çok canlı ve dinamik bir şekilde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu şehir de yaşanabilir bir şehir haline geliyor. Ben o nedenle siz bana teşekkür ettiniz ama evet, tüm Düzceli hemşehrilerime teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar hizmet vermiş tüm belediye başkanlarına, herkese teşekkür ediyorum. Herkesin hakkında teslim ettiniz ama evet, şehirde baktığınız zaman hakikaten İstanbul'dan kaçası geliyor insanın buraya? Vallahi tabii bekliyoruz. Yani İstanbul buraya çok yakın. 1,5 saatte geliniyor. Ankara yine aynı şekilde. Bizim tabii böyle bir coğrafi avantajımız var. Biz bu coğrafi avantajı her anlamda, tabii sizin de programın konusu, ekonomik anlamda da bir avantaja dönüştürmek istiyoruz Düzce açısından. Düzce zaten ekonomik olarak da hareketli bir yerdir. Yıllardır ticaretiyle, şimdi de artık sanayisiyle ön plana çıkmaya aday bir şehirdir. Çıkış yolu aramıyoruz. Biz aslında çıkıştayız. Biz çıkıştasınız. Tabii ki. Nereye doğru gidiyorsunuz? Onu daha ne kadar yukarıya çıkartabiliriz? Türkiye'nin 2023 vizyonuna, yani dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında Düzce'de Türkiye ölçeğinde hangi noktaya gelir? Onun derdindeyiz, onun çabasındayız. Metin Başkanım, şimdi Düzce yaşanılabilir bir şehir, bunu gördük. Peki Düzce üretim yapılabilir bir şehir mi? Düzce yatırım yapılabilir bir şehir mi? O konuda ne dersiniz? Sami Bey, bunların hepsi Düzce'de mevcut. Her şey var. Bakın Sayın Başkanım söyledi. İstanbul'un arka bahçesiyiz. Güzel. Yani teşvik yasasından dolayı, biliyorsunuz ki 2004 yılında çıkan 5084 sayılı teşvik yasasından dolayı genelde İstanbul'da bir iş adamı eğer Anadolu'da yatırım yapacaksa en yakın adres Düzce ön plana çıkıyor. Ondan dolayıdır ki bugün Düzce'mizde irili ufaklı yüzlerce sanayici Düzce'mize gelmiş, milyon dolarlarca yatırım yapmışlar. Bunlardan dolayı da bütün sanayicilere teşekkür ediyoruz. Gerçekten Düzce bugün, mütevazı konuşmak istemiyorum, orta ölçekte bir sanayi kentidir. Evet. Onu derken tabii ki Bursa olamayız. Bir Denizli, bir Kayseri, bir Gaziantep değiliz ama bugün ihracat rakamlarımız 1 milyar doları aşmış vaziyette. Bugün İstanbul Sanayi Odası'nın açıklamış olduğu İlk 1000 firma arasında 18 tane firmamız var. Bakın bugün bir ilimiz, yani Bayburt'un il nüfusu kadar 62.500 kişi SSK'ya kayıtlı çalışanımız var. Genel manada baktığımız zaman Düzce'miz gerçekten, nasıl az önce söylediğiniz, hareketliyse eğer çarşı merkezi, Düzce'miz de sanayi noktasında hareketli. Bugün
İstanbul'dan her gün söylüyorum, her gün altını çizerek söylüyorum. İrili ufaklı sanayiciler geliyor. Bakın bizim sanayi noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Yatırımcı bulma noktasında bir sıkıntımız yok. Bizim şu anki Sayın Başkanımızın ki Vali Bey de yok. Bütün Düzce yönetenlerin tek bir hedefi var. Düzce toprak büyüklüğü olarak Türkiye'nin en küçük dördüncü ili. Ve Düzce'mizin %60'ı birinci sınıf tarım toprağı. Yani biz Düzce'de bir sanayileşme isterken Düzce'nin yapısını, dokusunu, tabiatını, suyunu, havasını bozacak bir sanayi talep etmiyoruz. En büyük handikapımız seçici olmak durumunda. En büyük sıkıntımız da bu. Yani Mevlana'nın dediği gibi biz bunu 2004 yılında, 2005 yılında yaptık. Bütün yatırımcılara gel, kim olursa ol gelin dedik ama biz bugün bunu demiyoruz. Evet. Diyeceksiniz ki kimi istiyorsunuz? Bakın söylüyoruz. Bizim istediğimiz profil şu. Güçlü firma, marka ismi olan, ekonomisi düzgün olan, cebinde parası olan kişiler varsa gelsin. Bakın gülüyorsunuz ama bunu söylüyorum. Yani İstanbul'da barınamamış, İstanbul'da SSK'yı ödememiş, İstanbul'da işçisine maaş ödememiş, kendini Düzce'ye atıp da kurtulacak sanayicilerin tövbe selam bile vermiyoruz. Vermiyoruz. Onun için Düzce'miz gerçekten, bakın gerçekten bunları heyecanla söylüyorum. Bugün Düzce'mizde herhalde isimleri söylemem marka olarak reklam olur, doğru olmaz ama Türkiye'de marka olmuş bütün fabrikalar Düzce'de mevcut. Bugün tekstilde Türkiye'nin en önde yerlerindeyiz. Bugün 1000 kişiden fazla çalıştıran 5 tane sanayi firmamız var. Otomotiv sektörü, keza böyle. Tarım, hayvancılık, Düzce'de ne yok? İnanın her şey var. Peki bu sanayinin ve üretimin Düzce'ye faydası var mı? Kesinlikle var. Bakın yani... Yani vergisi Düzce'ye mi gidiyor İstanbul'a mı? O konuda bir şey var vergi mı? Vergi sonuçta... Bakın ben şöyle söyleyeyim. Vergi nereye giderse gitsin. Sonuçta merkez hükümete gidiyor. Yani şirketlerin merkezi İstanbul'dan olmasından dolayı vergisini oraya ödeyebilir ama bakın bu firmalar yemeğini Düzce'den yiyor. Maaşını Düzce'ye yatırıyor. Araba servisini burada. Ekmek, fırın burada. Yani İnsanlar sonuç itibarıyla ham madde buraya giriyor. Yani ben ona çok takılmıyorum. Bugün bahsetmiş olduğum 18 firmanın belki 13 tanesinin merkezi İstanbul'da ama İstanbul'da haklı olarak herhangi bir semtte bir ofisi var. Başka bir şey yok ki. Ama bütün üretimler, istihdam, bütün... örnek vereyim bir tane müsaade ederseniz İtalyan Ferroli firması var. Bu adam fabrikayı buraya yapmış. Bu fabrika artık Türkiye'nin, bu fabrika Düzce'nin, çalışan istihdam Düzce'lilerin. Onun için ben bu pencereden bakıyorum. 2023 vizyondan bahsediyorsunuz. Biliyorsunuz ki Türkiye'nin hedefi var. 500 milyar dolarlık ihracat rakamı. Bakın bizim de hedefimiz en az 3 ya da 4 ya da 5 milyar dolarlık rakamlara ulaşmamız lazım. Bundan zerre kadar tereddütüm yok. Bakın hava güzel, sanayicimizin keyfi de güzel. Bakın ekonomi hakikaten güçlü. Yurt dışına çok gidiyoruz. Yurt dışına giden insan Türkiye'nin ve ben de Düzce'mizin nerelere geldiğini daha net görebiliyorum. Onun için karamsar değiliz. Allah nasip ederse Sayın Başkanımızın dediği gibi 2023 yılında dünyanın 10 büyük ülkesi arasına girmemekte ne sakıncamız var? İnşallah gireceğiz. Teşekkür ederim. Peki Turgut Bey, şimdi başkanım hakikaten bu genç ve dinamik yapısıyla görüyorum sanayiciye hoş geldin diyor. Ticaret ve Sanayi Başkanımız da bu anlamda artık biz seçiciyiz diyor. Siz ne diyorsunuz? Şimdi iki başkanın görüşüne katılmakla birlikte ben biraz daha Düzce'yi farklı bir resimden göstermeye çalışacağım. Şimdi başkanıma da Metin Başkan'a da farklı bir şeyler daha ilave etmek istiyorum. Şimdi bir kere bir şunu bilmek lazım. Düzce sanayileşmeyi il olduğu 99 yılından sonra başlatmıştır. 81. ilimiz olarak evet. İl olmuştur. Şimdi baktığımızda çok önemli bir avantajı var Düzce'nin. Şu avantajı. Birincisi Ankara, Kocaeli, İstanbul. Çok önemli metropollerin güzergahında. D100 karayolu ve TEM otobanının üstünde ve Karadeniz Ereğli Limanı'na çok yakın. Bu çok büyük bir avantaj. Bu avantajın üstüne başkanım da söyledi 5084 sayılı yasa geldi. Şimdi 5084 sayılı yasayla birlikte bu önemli kavşakta olmasının da etkisiyle birlikte yatırımcıyı çekti. Ve sanayileşme hamlesi başlamış oldu Düzce özelinde. Bu arada bu sanayileşme hamlesi gerçekleşirken benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi de şu oldu. Sektörel dağılım var. Bunu nereden görüyoruz? Bir, kümelenme yok. Bu esasında
riskli özellikle kriz ortamlarının ortaya çıktığı dönemlerde riski dağıtma açısından önemli. Şimdi baktığımız zaman ihracat $86 milyon TÜİK verisi bu. Bu tabii burada kayıtlı olan firmaların yapmış olduğu ihracat. Yani merkezi İstanbul veya başka şehirde olanlar o şehirde sayılıyor. Bunu her şehirde konuşuyoruz biliyorsunuz. Şimdi %22 oranında ağaç ve orman ürünleri ihracatı var. Aşağıya geliyorsunuz %16 tekstil diyorsunuz, tekstil ham maddeleri. %12 çelik diyorsunuz. Ondan sonra savunma sanayi geliyor, kimyasallar geliyor, makine aksam üretimi geliyor. Baktığınız zaman bir dağınık bir yapı var. Yatırım teşvik belgelerine geliyorsunuz. İlin 1.231.000.000 yatırım teşvik belgesi var. Birinci sırada çok önemli 293 milyon TL'lik bir yatırım var. Cam. Mesela cam da önemli bir sektör bu il içerisinde. İkinci sırada enerji her ilde olan 223 milyonla geliyor. Onun arkasından gelen ağaç orman ürünleri geliyor 123 milyon TL ile. Sonra dokuma, giyim, makine, aksam, gıda hepsi var. Baktığınız zaman çok dağınık bir yapı var. Bu anlamda güzel. Yatırım teşvik belgelerine baktığımızda yatırım teşvik belgesi alan il sıralamasında 2012'de 32. sırada. Fakat çok enteresan 2011 yılında 57. sırada. Niye? Çünkü 2011'de biliyor ki yatırımcılar 2012 sonunda 5084 bitiyor. Ben artık Düzce'ye yatırım yapmayayım kararı almaya başladıkları noktada devreye yeni bir teşvik giriyor. Bölgesel teşvik. Bölgesel teşvikte baktığımızda 4. sırada. Yakındaki iller 2. 3. işte Sakarya, Bolu 2'de, Zonguldak, Karabük 3. Buna göre avantaj var. Şimdi 5084'ün uzama ihtimali var. Şimdi burada bir soru işareti açayım ben. Burada yatırım teşvik belgeleri bittiğinde bu il ne olacak? Şimdi 2011'de 57. sıraya birden düşüyor. Tekrar bölgesel teşviğe geçtiniz. Tekrar kendini düzeltiyor. 2006 yılında bu il 18. sırada yatırım teşvik alma açısından il sıralamasında. Şimdi böyle baktığımızda bir, evet bazı illerimiz var ki bunu çok tartışıyoruz. Dışarıdan yatırımcı çekiyor. Dışarıdan yatırımcı geliyor. Bununla birlikte şimdi ilin bir hareketlenme yapması lazım. Ne yapacak? Bir kere çalışan, buradaki iş adamı, girişimci yetiştirip, bunların alt sanayilerine doğru yavaş yavaş girip, bundan faydalanıp, katkı sağlayıp, buraya doğru gidiyor olması lazım. İki, insan kaynağını buraya çektiğinde, çünkü bu fabrikalar üst düzey yönetici, mavi yakalılar İstanbul'dan, Ankara'dan, Kocaeli'nin şuradan buradan çekiyor olması lazım. Çektiği zaman bu insanlar burada yaşıyor olması lazım. Şehrin gelişmesi o bakımdan çok önemli. Paranın burada harcanıyor olması lazım. Şimdi para burada mı kalıyor dediniz ya, sadece vergi olarak değil. Burada çalışan insanların, diğer şehirlerden gelen insanların, şehir bu kadar sanayi hamlesi devam edecekse, burada yaşayıp çoluğunu çocuğunu burada okutacak okulu bulması, iyi alışveriş merkezlerinin olduğu, okulların olduğu, gezip tozabileceği bir şehir haline döndüğü zaman işte para burada harcanır. Şimdi baktığımız zaman sanayi gelişiyor. Fakat bir taraftan çalışanlar para biriktirebiliyor mu? Kişi başına tasarrufta 53. yıl. Ya 1 milyar lira toplam tasarruf var ilde. Şimdi krediye bakıyorsunuz, kredi daha iyi. 2 milyar lira kredi kullanımı var. Bu %50-50 yani %50'si ticari kredi, %50'si de bireysel kredi. Ama neticede 2 milyar kredi, 1 milyar mevduat var. Şeyde de kredi kullanımında da Türkiye sıralamasında 45. daha iyi yerde. Şimdi o zaman buradaki halk bu ekonomik aktiviteye ne kadar giriyor? Özellikle daha katkı sağlayacak üst düzey yönetici ne kadar giriyor? Onlar tabii gelir düzeyi artacak. Gelir düzeyi artacak, tasarruf başlayacak. Şimdi girişimcilik diyoruz. Başka bir rakam daha vereceğim son. Şimdi 2000 yaklaşık 10 sene içerisinde yani 2002 ile 2012 arasında 8700 tane işletme açılmış. 4300 tane işletme de kapanmış başkanım. Yani 4500 civarında nette bir işletme açılmış. Yılbaşına 450. Şimdi bu iyi mi? Türkiye'ye baktığımızda diyoruz ki 130 bin tane işletme açılıyor. 81 ile böldüğümüzde 1500 falan yapıyor. Burası 450. Her ile tabii eşit düşmüyor. İstanbul'da bu muhtemelen daha fazla büyük iller alıyor. Fena çok değil. Ama bakıyorsunuz bu yatırımlarda Düzceli sanayici iş adamı nerede? Tamam hep bekliyoruz dışarıdan gelsin. Teşvikleri aldık dışarıdan. Hep olacak diye bir şey de yok. Yani illaki buranın girişimcisi yetişmiyorsa, burada ticaretten sanayiye geçiş olmuyorsa ki biraz onu söyleyebiliriz. Niye? Çünkü bu ilde problemli kredi Türkiye ortalamasının üstünde. 7.7 yüzdede. Türkiye'de bu %3'lerde. Demek burada ticarette sanayileşmeye doğru firmalar gittiğinde çok o süreçleri yönetemiyor, problem yaşamaya başlıyorları da söylüyor bize bu rakam. Dolayısıyla biraz artık bence dışarıdan yatırımcı evet geliyor, gelecektir. Ama ben
her ilde bunu istiyorum. Olacak diye bir şey de yok. Yatırımcısı olsun. Evet, yani zamanda buradaki sanayi, girişim, para sahibi kişiler ne yapıyor? Çoluğunu, çocuğunu, üniversite mezunu, gençleri de ne yapıyor? Bu iş hayatına, bu girişimcilik konusunda ne yapıyor? Tabii bizlere de görev düşebilir, herkese görev düşebilir. Buralarda bir hareketin başlaması lazım. Öyle bir açtınız ki şimdi konuyu, aslında bir anlamda iki başkanım da şimdi bunlara cevap verecekler. Şimdi öncelikle Düzce'de yaşayanlar paralarını Düzce'de bugün harcayabiliyorlar mı? Böyle bir ortam var mı? Hani bu anlamda sizin projeleriniz çok önemli başkanım. Yani para İstanbul'a bu anlamda da gitmemesi lazım aslında. Şimdi tabii parayı bir yerde hapsetmek mümkün değil. Yani ekonomi böyle tarif edilemez zaten. Para bulunduğunuz yerel şartlarda da harcanabilir. Oradaki imkanlar dahilinde. Onun dışında yine ülke içinde, hatta ülke dışına da çıkar. Tabii. Yani parayı belki kanalize edebilirsiniz ama hapsetmek mümkün değil. Şimdi Düzce, Turgut Bey'in de söylediği gibi tasarrufun az olduğunu söyledi. Tabii bankacı gözüyle. Düzce insanı para harcıyor. Yani burada Düzce'nin dinamikliğinin aslında bir göstergesidir bu. Para harcıyor. Nasıl harcıyor ve bu parayı? Düzce insanı girişimci. Kredilerdeki işte rakamlar, oranlar da ortada. Tabii kredilerin geri dönüş meselesi bankaların her firmayla ya da işte tüketici kredilerinde kişilerle ilişkileriyle alakalı bir şey. Tabii bizim onu kontrol etme imkanımız yok. Düzceli parasını Düzce'de harcayabiliyor. Düzce'de birçok sosyal faaliyette de harcayabiliyor. Yaptığı yatırımlarda da harcayabiliyor. Yalnız Düzce bakın 99 yılından sonra farklı bir noktaya geldi. Yani bugüne geldiğimizde biz tabii sıkıntılı dönemler yaşadık. Sanayinin de canlanması Düzce'nin su havzası olması nedeniyle belli bir tarihten sonradır. İşte 5084 Sayın Başbakanımız sağ olsun. Düzce'de 5084'ün kazandırdığı ivme bugün dördüncü bölge olmasıyla da birlikte hala devam ediyor. Bu süreçlerin kalıcılığı bizim için çok önemli tabii ki. Turgut Bey orada doğru söylüyor. Bu bitince ne olacak? Kalıcılığı ne olacak? Şimdi biz Düzce'ye gelen yatırımcıyı da Düzceli yapıyoruz. Düzceli yapmaya gayret ediyoruz. Ha, göndermiyorsunuz. Tabii peki ki yani mesela şimdi genel müdürleri, muhasebe müdürleri Düzce'de mi yaşıyor yoksa gel git mi yapıyor? Bunların büyük bir çoğunluğu Düzce'de yaşıyor tabii ki. Belki sahipleri işte yönetimi ya da belki bazı firmaların çok üst düzeyindeki yöneticiler İstanbul'un da çok yakın olması. Beyaz yakalılar burada mı? Vallahi çoğu burada tabii. Güzel. Metin Başkanım daha iyi bilir ama çoğu burada tabii ki. Biz bunlarla sürekli görüşüyoruz. Düzceli gibi Düzce'nin birçok aktivitesinde yer alan profesyonel yöneticiler var Düzce'de. Düzce bu anlamda bakın hem yatırımı çekerken hem o yatırım sahiplerini ve o yatırımı yönlendiren, işleten, yöneten yöneticileri de Düzce çekiyor. Düzce böyle bir cazibe merkezi. Düzce'ye gelen Düzce'den çok gitmeyi düşünmüyor. Peki başkanım, buradaki hani sağlık altyapısı, eğitim altyapısı, hani bu aileleriyle gelen evet, insanların hakikaten beklentilerini karşılayacak durumda mı? Karşılayacak durumda. Ancak bizim süreç içinde bunlarla ilgili tabii ki sıkıntılarımız oldu. 13 yıldır yani yapılamıyorsunuz. Yani burada haksızlık etmek istemiyorum size. Ciddi sarsıntılar geçirdik. Ama bugüne geldiğimizde ve önümüze baktığımızda sizin bu söylediklerinizin çok da ötesine geçiyoruz. Bunu görüyorlar. Benim yaşadığım sitede bu şekilde Düzce'deki büyük ölçekli, orta ölçekli fabrikalarda işte bahsettiğiniz beyaz yakalı birçok hemşerimiz var. Biz onları artık hemşerimiz diyoruz yani. Düzceli olarak görüyoruz. Ve onların Düzce ile ilgili meseleler üzerinde de ne kadar yoğun bir şekilde de mesai harcadıklarını görüyoruz. Sadece çalıştıkları, yani para kazandırmak zorunda oldukları müessesede değil. Birçok ortamda da görüyoruz. İşte biz bunu sağlamak istiyoruz. Düzce'ye bu anlamda bakıldığında Düzce arazi ölçeği olarak Metin Başkanım söyledi. En küçük dördüncü il diye. İşte biz böylesine bir coğrafyada, böylesine hareketli bir toplumla işte bu sanayi altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Düzce'de sanayinin geçmişi ağaç sanayine dayanıyor. Ancak bugüne geldiğimizde artık farklı bir noktaya gidiyor. Ve bundan sonrasında da çok daha planlı ve seçici olmak durumundayız. Biz İstanbul'un suyunu temin ediyoruz. Çünkü çok önemli, stratejik bir iliz biz. Evet. Dolayısıyla İstanbul'un arka bahçesi derken işte bunu da ortaya koymak lazım. Biz burada çevreye zarar verecek bir sanayiyi de tabii ki istemiyoruz. Düzce, zaten. Düzce, İstanbul'un suyunu veren bir Düzce, Türkiye'nin göz bebeği olmak zorunda. Tabii. Her anlamda.
13 milyon size bağlı şu anda. Elbette. Yani, evet, evet. Yani biz bundan da gurur tabii, duyuyoruz. Tabii. Bundan da memnunuz. Bu anlamda da Düzce'de çevreye ilişkin birçok yatırımlar da hayata geçiyor. Sadece işte sanayi, organize sanayilerin gelişimi değil. Biz Düzce ili olarak bunların tamamını işte kucaklayacak noktadayız. Ve Turgut Bey'in söylediği Düzcelilerin de sanayici olma yönündeki hamleleri. Tabii Düzceli olup da sanayici olan çok ciddi sanayicilerimiz var bizim. Ama bunun ölçek olarak daha artması, sayı olarak artması ya da bir sanayici bakış açısının burada kazandırılabilmesi önemli. Tabii ki bu da belli bir süreçte olacaktır, gerçekleşecektir. Ve böyle de bakıyor birçok insanımız. Düzceli birçok ticaret erbabı, birçok sivil toplum kuruluşunun faaliyetleriyle birlikte yurt dışına açılıyor, ihracat yapmaya başlıyor, ithalat yapıyor. Yani bunları Düzceli insanın vizyonu geniş. Düzce'de ticaret yapan, para kazanan, Düzce dışına da yatırım yapmaya başlayan Düzceliler de var. Dolayısıyla biz bunların hepsini bir harman yapıp Düzce'yi bu anlamda hep birlikte daha yukarıya taşımak durumundayız ve böyle hareket ediyoruz. Bölgenin, şehrin iş adamlarının buna hazırlıklı olması lazım. Şimdi il bu kadar, evet, yatırım çekerken, bu kadar işte mavi yakalı insan eğer geliyorsa buraya, bununla ilgili okul mu yapacak, hastane mi yapacak, alışveriş merkezi mi yapacak, farklı dükkanlar, kafeler mi açacak? Bunu yavaş yavaş düşünüp hızlı bir şekilde buranın altını doldurması lazım. Böyle bir potansiyel i̇şte, beklenti var. Doğru, bunlar şimdi gerçekleşiyor zaten. Şu anda gerçekleşiyor. Gerçekleşenler de var büyük ölçüde. Daha da devamı gelecek. Şimdi biz belediye olarak bu anlamda kendimizi tabii en sorumlu kurum olarak görüyoruz. Tabii. Ve diyoruz ki Düzce gelişiyor. Düzce hem kendi insanıyla gelişiyor hem bu bahsettiğimiz işte sanayi anlamındaki gelişmeyle birlikte Düzce dışından gelen birçok insan var. Tabi burada bir şeyler istiyorlar, bir şeyler arıyorlar. Bunları da sağlamak adına biz belediye olarak hangi hamleleri yapalım ki girişimciler de bu hamlelere uygun olarak yatırımlarını gerçekleştirsin. Şehir hayatı açısından söylüyorum. Tabii ki bunun planlamasını yapıyoruz. Ve bu anlamda da aldığımız mesafeler var. Ama hani burada konumuz ekonomi olduğu için. Ama bu anlamda çalışmalar var. Elbette ki Düzce şehir merkezi yani, artık geçmişe göre her gün daha cazip hale geliyor. Ne diyorsun? Buradaki iş adamına potansiyeli göstermek, burada fırsatı göstermek lazım. Onlar o fırsatı göremeyip kaçırabilirler. Bu fırsatı gösterip bakın burada böyle bir fırsat var. Siz kendinize bu fırsatı hazırlayın demek lazım. Şimdi esas tabii ağır sorular da geliyor başkanıma, Metin başkanıma. Girişimci yetişiyor mu, yetişmiyor mu? Yatırımcılar Düzce'de var mı? Ama kısa bir reklam arası. Düzce iyi yolda ilerliyor. 2023'e nasıl gidiyor? Ama kısa bir reklam arası vereceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın. Biz burada olacağız. Evet, 1999 depreminden sonra şehir olan Türkiye'nin 81. vilayeti Düzce'den, belediye meydanından canlı yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Başkanım, aslında 1999'da şehir oldunuz, 13 yıllık bir şehir. Ama 2004-2003 yıllarından sonra Düzce'de gerçekten bir kalkınma hamlesiyle karşılaşıyoruz. Şimdi Turgut Bey'in soruları var. Şimdi bu sorulara bir yanıt arayalım. Şimdi bir, Düzce kendi girişimcisini neden çıkartamıyor? Hadi bakalım. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Turgut Bey'i de kutluyorum. Yani bir bankanın böyle genel müdür yardımcısı olmak öyle kolay değil. Çünkü verileri çok güzel. Dersine çalışmış. Teşekkür ediyorum. Ama tabii Turgut Bey'in söyledikleri tamamıyla TÜİK'e bağlı resmi veriler. Evet. Bakın ben bundan kesinlikle bir tereddütüm yok, şüphem diyor. Düzce çok iyi büyüyor. Hem yöresel hizmetler, belediye hizmetleri, sanayi kesimi, üniversiteler, turizm noktasında. Bunun da tek bir kaynağı şu. Bakın Türkiye'de iki tane başkent var. Yanlış duyma, iki tane başkent var. Biri siyasetin yönetildiği Ankara, diğeri ticaretin başkenti İstanbul. Düzce öyle bir avantajlı bir yerde ki bakın. Bir yatırımcı, az önce söylüyorsunuz ya, 5084 biterse yatırımcı gider. Bakın söylüyorum, yatırımcı giderse gitsin, o fabrikalar İsmail Başkan'la bana kalır. Yok böyle bir dünya. Bakın böyle bir şey yok. Bunlar öyle büyük yatırımlar yapıyorlar ki bazı yerlerde söylüyorum, sırf fabrikanın bahçe duvarına harcamış olduğu para
Benim servetimden daha çok. İnsanlar fabrika yapmışlar. 10-20 milyon dolarlık yatırım yapmışlar. Bunların hiçbirinin hiçbir yere gitme ihtimali yok. Altlarında teker yok. Gidemez de. Yok, gerisi gelmez. Ben size sorun diye söylemiyorum. Yok, yok, bakın bizim en büyük sıkıntımız, bakın ben 8 yıldan beri İstanbul ölçekli yüzlerce Sabancı dahil, tabii Demir Sabancı yani Demir Sabancı dahil bütün insanlarla görüştüm. En büyük sıkıntıları şu. Biliyorsunuz ki İstanbul dünya kenti, büyük bir metropol. Bütün sanayiler, yıllar önce yapılan sanayiler ya Ümraniye'nin içinde kalmış ya Bayrampaşa'nın içinde kalmış. Hepsinin dedikleri şu. Biz İstanbul'un içerisinde kaldık. Etrafımız büyük iş merkezleri oldu. Konutlar oldu. Artık bizim fabrikamıza mal indirmek, tır sokmak, otobüs sokmak, servis sokmak mümkün değil. Biz onun için İstanbul'un dışına çıkmak mecburiyetimiz var. İşlerimiz de büyüdü. Fabrikalar da bize yetmiyor. Bizi büyük alanlı bir yere ihtiyacımız var dediği zaman az önce başkan söyledi. Hem 5084 inşallah bundan sonra devam edecek. Hem yeni teşvikte de Düzce 4. bölge. Organize yaparsan 5. bölge. Allah aşkına size soruyorum. Bir yatırımcı İstanbul'dan kalkıp Düzce'ye mi yatırım yapar veyahut Diyarbakır'a mı yapar, Hakkari'ye mi yapar? Yani ulaşım çok önemlidir. Lojistik çok önemlidir. Bütün fuarlar İstanbul'da olur. İstanbul'a gelen, yurt dışından gelen havaalanına gelir. Bir insanların, o insanların Düzce'ye gelip fabrikayı, bu Düzce'deki fabrikayı gezip dönmesi bir gün bile tutmuyor. Çok insan diyor ki ben efendim hocam Kadıköy'den Avcılar'a gidene kadar ben Düzce'ye geliyorum diyor. Onun için şuna geleyim. Hiçbir sanayicinin genel müdürü Düzce'den yer alıyor. Bakın Düzce'de konutlar patladı gitti. Daire fiyatları yükseldi. Lüks villaları İstanbul'dan gelen insanlar alıyor. Bugün beyaz yakalılar geliyor Düzce'de ev alıyor. Çünkü Düzce hakikaten yaşanılabilir bir kent. Şu dağın arkası 30 kilometre ilerisi deniz. Düzce'de deniz var. Doğal taftik var. Alanları var. Yeşillik var. Hayvancılık istiyorsa yapabilir. Efendim elma bahçesi alanlar var. Var da var. Onun için yine söylüyorum. De ki başa geliyorum. Mühim olan Düzce sanayileşecek zaten. İstesek de istemesek de. Ama Düzce'nin yapısını, dokusunu, yeşilliğini bozmamak bizim gibi yöneticilere peki, düşüyor. Yeni yatırımcı gelir mi diyor Turgut geliyor Bey? Geliyor zaten. Seçiyoruz ya. Teşvikten sonra. Yine geliyor efendim. İş bitmez. Şu anda yeni teşvik yasasında 4. bölgedeyiz ya. Yine 7 senemiz. Yani bundan sonra 7 senemiz de dolu. Bakın ben bankacılıktan bahsedeyim Allah aşkına. Banka, hiçbir banka para olmayan yere şube açar mı? Düzce'de 24. şubeyi açtık. Bakın bankalar 2. şubelerini açtılar. Yer bulurlarsa 3. şubelerini açacaklar. Düzce hareketli. Ben bunu bir ticaret başkanı sıfatıyla yine söyleyeyim. Ben zayıf bir başkanım ama benim sanayim zayıf değil. Sanayim benim kuvvetli. Yani bu açıdan baktığımız zaman... Ama çeviksiniz. Allah için söylüyorum. Yani ben Düzce'lik de yapmıyorum. Ama genel manada ulaşım yakın. D100 tem buradan geçiyor. Almanya'dan yüklenen bir tır bile Kazakistan'a gidecekse Düzce hudutlarından gidecek. Bakın Ereğli Demir Çelik Türkiye'de biliyorsun yassı mamül noktasında en büyük. Yüklenen 300 tane 500 tane tır Düzce'nin göbeğinden geçme mecburiyeti var. Limanlara yakın, gümrüğe yakın. Az önce bahsetti yine sayın müdürüm 20 milyona çok yakınız. Bursa'ya çok yakınız. 220 kilometre, Ankara 240 kilometre, İstanbul 200, Kocaeli sanayinin başkenti sayılır. 100 kilometre, Sakarya, otomotiv. Öyle bir avantajlı yerdeyiz ki Düzce'ye yatırım yapmayacak adam mümkün değil. Bize yer var mı organizede şu an? İşte ona gelmek istiyorum. Tabii yer noktasında sıkıntılarımız var. Yani Düzce az önce söylediğim gibi Türkiye'nin en küçük illerinden biri. Tarım alanı çok biz, fazla. Biz tarım alanına zaten isterse başbakan yollasın yatırım yapabilmesi mümkün değil. Verimli arazidir. Zaten tarım müsaade etmiyor. Onun için bir ve ikinci OSB'lerimiz var. Bunların çoğu dolu. Gümüşova'da ismi koyulmasa dahil üçüncü OSB gibi bir yerimiz var. Gümüşova bölgesi. Bunun yanı sıra da yerel belediye ile birlikte işte valilikle birlikte Çilimli bölgesinde bir dördüncü OSB'yi yapmanın şu anda başlangıcındayız. Dediğimiz gibi Düzce'nin her tarafına, yeşil arazisine de sanayi yapısını istemiyoruz. Ama yine söylüyorum, katma değeri yüksek, lojistik değerleri olan, marka olan bir firma ismini vermem de herhalde sıkıntı olur. Bugün dondurma sektöründe Türkiye'de en büyük firmalardan biri. 60 dönüm yer aldı, yatırımını yapacak. Az önce müdürüm söyledi, cam sektörü, silah sanayi. Şuna geleyim. Tabii müdürüm Allah razı olsun çok iyi dersine çalışmış Düzce'ye gelecek diye. Düzce'de karma sanayi var. Bak bugün tekstil noktasında
bir şey olmaz ama eğer tekstilde bir sıkıntı olduğu zaman Denizli'nin ekonomisi sarsılıyor. Otomotivde bir sıkıntı olduğu zaman Bursa sıkıntıya giriyor. Ama bizim öyle bir derdimiz yok. Bizde bütün sanayi sektörleri var. Orman, otomotiv, efendim ısıtma, soğutma, tarım, hayvancılık, turizm, üniversite. Bizde az da olsa hepsinden olduğu için bu sıkıntılar bizi fazla sıkıntıya sokmayabilir. Ama böyle bir şey de arzu etmiyoruz. Ama genel manada baktığımız zaman girişimcimiz de var. Bakın söylüyorum size. Üniversiteyle birlikte, COSCEP'le birlikte, Kalkınma Ajansı marka ile birlikte biz girişimci kursları veriyoruz. İnanın her ay veriyoruz. 30'ar kişilik sınıflara 100-150 talepler oluyor. Bunların içerisinde seçiyoruz. Sonuç itibariyle baktığımız zaman Düzce iyi yerlere doğru gidiyor. En ufacık tereddütüm yok. Türkiye'de ya paralel olarak hatta Türkiye'ye paralel olarak ilk kat daha fazla büyüdüğünü ben düşünüyorum. Ama yine müdürüme şöyle söyleyeceğim. Hep resmi rakamlardan gittiği için biliyorsun Türkiye'nin %50'si kayıt dışı çalıştığı için ve şirketlerin merkezi İstanbul olmasından dolayı Düzce'ye bu yansımıyor. Yani bugün resmi rakamlar $86 milyon ihracatımız var değil mi? Sadece bir firma söyleyeyim ben size $300 milyon. Tekstil firmalarının hepsinin ihracatı $100-150 milyon. Onun için genel manada baktığımız zaman Düzce ekonomisinin iyi olduğunu söylemek mümkün. Çok önemli noktaya söylüyorum. Müdür az önce arada sordu işsizlik. İnanın ben Düzce'de işsizlik var demiyorum. Bakın bu iddialı bir laftır. Düzce'mize maalesef iş beğenmemezlik var, mesleksizlik var. Yani asgari ücreti beğenmeyen çok insanımız var. Ama maalesef asgari ücretin dışına da çıkmak çok mümkün değil. Şu anda en büyük çektiğimiz sıkıntı asgari ücreti beğenmemek ve mesleği beğenmemek. Yani herkes Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da top oynamak istiyor. Büyük fabrikalarda. Yani inanın ben size söyleyeyim. Her yılın bir fabrikası var. Her yılın. 2010'da bir fabrikaydı. Mesela ben kişiye soruyorum. Baba oğluyla babası geliyor. Diyorum sen şu fabrikaya mı girmek istiyorsun? Başka sen nereden biliyorsun diyor. Çünkü herkes o fabrikayı istiyor. Çünkü her yıl bir fabrika ön plana çıkıyor. Onun için genelde insanları farklı bir işe de yollasak maalesef orada fazla çalışmak istemiyor. Biraz garanticilik bence orada. Biraz Turgut Bey'in söylediği aslında risk alacak insan yok mu? Kendi sermayesini koyup birkaç iş adamı bir araya gelip Düzceli yatırımcılar neden çıkmıyor? Aslında soru o. Bakın, ha devlet kurumuna girmişsiniz, ha büyük bir fabrikaya girmişsiniz, orada çalışmışsınız. Sami Bey, biz bu ölçekleri genelde Bolu ile yaparız. Bizim daha önceki ilimizle. Rekabet var mı iki şehir arasında başkanım? Var ama onlar bize rekabet edemeyebilir. Yasaya bir rekabet. Efendim Özel'im bak biz kendimizi Karabük'le, biz kendimizi Zonguldak'la falan mukayese, Yalova ile mukayese ediyoruz. Hem nüfus olarak Bolu'dan falan çok öndeyiz. Genelde bütün rakamlara baktığımız zaman Düzce ön planda. Zaten bunu diğer oda başkanları da bize söylüyor. Başkan Düzce'nin hakikaten şu aşamadan hızlı geçti diye. Biz bunda hata yapmamak istiyoruz. Yani belki o ilçelerimiz bize kızmasınlar ama biz Düzce bir Dilovası, bir Çerkezköy, bir Gebze gibi kozmopolit bir yapı içerisine sokmak istemiyoruz. Hakikaten Düzce çok güzel bir yer. Her tarafı yemyeşil. Bozulmasın. Arazinin yapısını, doksun. Yani evet. Toprağı kaybetmek de istemiyoruz. İşin özü. Peki başkanım şimdi akşam dolaşıyorsunuz Düzce'de. Ben arkadaşlarımla da konuşuyorum. Gece 8'den sonra pek çok şehirde hayat yoktur. Burada saat 24'e kadar hatta gece geç saatlere kadar insanların sokaklarda dolaştığını, gezdiğini, evet. Yürüyüş yaptıklarını görüyoruz. Demek ki burası genç nüfus, hareketli nüfus, uyumayan da bir nüfus var aslında Düzce'de. Evet, tarif ettiğiniz gibi tabii Düzce aslında kültürlerin buluştuğu bir merkez. Bundan da biraz bahsetmek istiyorum. Çok kültürlü bir yapı var. Bu kültürlü yapının getirdiği de bir hareketlilik var. Bu tabii ki anlayış olarak iş hayatına da yansıyor, sosyal hayata da yansıyor. Biz de bunu ciddi bir avantaja dönüştürmek istiyoruz. Ve Düzce genç nüfusuyla birlikte ama nüfusun bütünü itibariyle baktığımızda şehirde yaşayanı olsun, köyde yaşayanı olsun fark etmez. İl olarak bütünüyle çok canlı. Gece geç saatlerde Düzce'nin merkezinde birçok insanı bir arada görebilirsiniz. İşte bir takım faaliyetler içindedir ya da tamamen şehir merkezinde gezmek için çıkmıştır. Bu anlamdaki günlük hareketlilik çok yüksektir. Düzce'ye gelen herkes gece saatlerindeki bu hareketliliği algılayamıyor, anlayamıyor. Çünkü bakın Türkiye'nin birçok vilayetine akşam belli bir saatten sonra kimseyi bulamazsınız. Düzce bu anlamda aslında ne kadar girişimci bir toplum olduğunu gösteriyor.
Bakın hep şöyle söyleriz, hani memur zihniyeti, işte girişimci zihniyeti birbirinden farklıdır. Bu insanların sosyal hayatına da yansıyor aslında. Hareketliliğine de yansıyor. Kesinlikle seviyoruz. İşte bizim görevimiz burada insanımızın size beklentisi olan tabii ki bu sosyal hayat imkanını da sunabilmek. Biz de ona çalışıyoruz. Mesela ne tür projeler yaptınız bununla ilgili, insanların bu sosyal hayatını güçlendirecek? Örneğin bir AVM açılışı gerçekleştirdi. Tabii ki sizin evet, geçen yıl öncülüğünüzde ve evet, tabii girişimlerinizde oluyor bütün bu çalışmalar. Siz onay vermezseniz belediye başkanı olarak bir alışveriş merkezi yapamazsınız. Zaten belediyenin bir şeydi, gayrimenkulüydü. Onun üzerinden yapılmış bir alışveriş merkezi. Geçen yıl açtık. İşte bir yıl olmadı daha, öyle söyleyeyim. Düzce açısından büyük bir eksiklikti. Şimdi tabii orada bir ticari alan da oluşmuş oldu. Biliyorsunuz alışveriş merkezlerine karşı çıkanlar da var, savunanlar da var. Bu ayrı bir konu. Biz onu bir tarafa bırakalım. Ancak şehrin hem sosyal hayatına hem ticari hayatına çok farklılık getirmiştir. Tabii. Çok canlılık getirmiştir. Yeni bir cazibe merkezi olmuştur. Biz şu meydanda programı yaptığımız bu meydanda geçen yıl Ramazan ayında yazın gelseydiniz burayı tanıyamazdınız. Burası insan seliydi. Her akşam burada programlar yapıldı. Düzce'nin başka noktalarında da yapılıyor. Özellikle yaz aylarında bizim insanımız seviyor. Sosyalliği seviyor. Sosyal bir toplum. Hareketli bir toplum. Girişken bir toplum. Ancak işin ekonomik boyutuna geldiğimizde bu girişkenliğini tabii ki hacmi önemli. Yani Turgut Bey'in bahsettiği bankacılık gözüyle ya da sizin sorduğunuz işte sanayici girişimciliği üretime farklı bir şey tabii ki. İşte bu da olacak tabii ki. Bu da oluyor kısmen. Ancak o ticari zekanın dışında işte üretim altyapısının oluşması, buraya gelen büyük fabrikalardan örneklerle tabii görerek de öğrenme diye bir şey var biliyorsunuz. Düzce bunu da öğrenecektir ve kendi sanayicilerini de olanların üzerine ekleyecektir her gün geçtikçe. Pek çok büyük şehir gezdik biz. 28. şehrimiz Turgut Bey'le. Onun dışında da şehirlerde KOBİ akademileri yapıyoruz Türk Ekonomi Bankası'yla. Koca koca şehirlerin meydanı yok biliyor musunuz? Evet. Burada 2-3 tane ben meydan gördüm. Allah helal olsun. Kocaman bir alan burası. Turgut Bey. Yalnız şunu da söyleyeyim. Bolu diye lafı geçtiği için. Yani Bolu'yu da inşallah Düzce'ye bağlayacağız yakında. Diyorsunuz. Evet. Aman bir polemik yaratmayalım şimdi. Durun başkan. Turgut Bey sizde söz. Şimdi şöyle, esasında Düzce'nin resmi biraz daha netleşmeye başladı. Şimdi Düzce 5084 yasa muhtemelen uzayacak. 4 yıl daha. Ve bölgesel teşvikte en avantajlı bölge burası. İnsanların yaşam olarak baktığımızda esasında turizmin de çok rahat yapılabileceği doğa harikası bir yer. Denize yakınlığı, doğası falan çok güzel. Önümüzdeki dönemde de yatırımcı çekecek. Ama bu yatırımcı nerede yatırımını yapacak? Bu şiddetle çözülmesi gereken bir şey. Yoksa fırsatı kaçırır Düzce. İşi gücü bırakıp buna Düzce'nin odaklanması lazım. İkincisi, bir veri daha vereceğim ben. Çünkü ben şunu arzuluyorum. Bu ilin yaşayanı, çalışanı ekonomiye daha fazla katkı sağlaması lazım. Evet. Burada yaşayan. Bizim amacımız bu. Şimdi rekabet analizine baktığımızda ilin URAK raporu 61. sırada diyor. Ve biraz geriye gitme duvar. Yani 59'dan 58'den 61'e gitmiş. Alt endekse indiğimizde en çok çarpıcı konu 69. sırada ticari beceri ve üretim potansiyeli. 69. sırada, altlarda. Geliyorsunuz beşeri kaynak ve yaşam kalitesi 61. Erişebilirliği tabii daha iyi. Şimdi buraları bir toparlaması lazım. Eğer başkanım dediği gibi gerçekten burada girişimcilik eğitimleri hızlı bir şekilde veriliyorsa, aynı zamanda başkanımın yine söylediği gibi halk burada yaşam kalitesini yukarıya çekme alışkanlığı, isteği varsa, bunun devreye soktuğunuzda bu çok çabuk olabilecek şeyler demektir. Ama buralarda bir sıkıntı var. Biliyorsunuz, buraları acilen çözmesi lazım. Harcayan bir şehir değil, aynı zamanda üreten de bir şehir olması lazım. Evet, yani burada artık daha insanların, üniversite işbirlikli mezun olan gençlerimizin daha katkı sağlayacak, daha nitelikli personel. Şimdi 5084 sayılı yasa maalesef şunu da getiriyor. Emek ucuz olduğu için SGK avantajı ve elektrik avantajı verdiği için düz işçilere daha fazla ihtiyaç duyuyor. Asgari ücret. Şimdi biraz daha katma değeri yüksek sektörler ve daha nitelikli ara elemana doğru şehrin dönüşüm yapacak yatırımlara da ihtiyacı var. Bunu yaptığı zaman işte bu konuştuğumuz problemler ortadan kalkacak. Tasarruf artacak. Yaşam kalitesi yukarıya gidecek.
buradaki girişimci şey daha fazla bu fırsatları değerlendirmek için yeni yatırım alanlarına doğru gidecek. Bu hepsini tetikleyen şeyler. Bunun başlaması gerekiyor. Ama bunun için gelecek yatırımın, başkanıma katılıyorum ben, daha katma değeri yüksek teknolojik yatırımlara doğru kaydığınızda bunları yavaş yavaş görmeye başlıyorsunuz. Bunlar tabii hemen olabilecek şeyler değil. Bunun da tabii buraya çekilmesi lazım ama yani organize sanayi burada nasıl olacak? Şimdi Melen projesi var. Çevrenin de kirlenmemesi lazım. İstanbul'un suyu buradan gidecek. Sanayi atıklarını nasıl çözecek? İkisi bir nasıl yürüyecek? Bu kolay şey değil. Yani biraz bunun üzerinde çalışılması gereken hemen konular. Bunu tabii ki biz şimdi yapıyoruz zaten. Şu anda sanayi var Düzce'de. Bu gelişimin nasıl olacağı, bundan sonraki sanayi ile ilgili gelişimin nasıl olacağı da belli. Rotamız belli. Bizim gelişmemize bir engel yok burada. Ama biz bunu yaparken aynı zamanda çevreyi de koruyarak yapacağız. Bu çok büyük bir avantaj. Başka bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bakın Düzce'li gençler var. Üniversite okuyorlar, kendilerini yetiştiriyorlar. Geçmişte Düzce'de sanayi altyapısı yeterli düzeyde olmadığı için gidiyorlar da İstanbul'a büyük çoğunlukla. Düzce'den İstanbul'a giderler büyük çoğunlukla. Ancak şimdi Düzce'li bir gencin, kendisini iyi yetiştirmiş bir gencin, mühendis olsun, başka sektörlerde olsun, Düzce'de çalışabileceği alanlar var. İşte biz bu şekilde adım adım avantajımızı kendi içimizde de döndüreceğiz. Başkanım son bir dakika söz sizde. Son söz. Ya bir dakikayla beni kısıtlamayın ama neyse. Kısıtladım hadi bakalım. Efendim şöyle söyleyeyim tabii genel manada hadi. Baktığımız zaman her şeyde böyle toz pembe güzel falan değil. Yani tabii sıkıntılarımız olacaktır. Zaten sıkıntı olmazsa da bu işin tadı tuzu da olmaz. Tabii sanayileşme olunca, fabrikalar gelince, istihdam olunca, bu kadar çalışan olunca, nüfus çoğalınca sıkıntılar oluşacaktır ama bunu Düzce'yi yöneten insanlar olarak Sayın Valimiz bugün ama Sayın Valimizle birlikte, Sayın Vekillerimizle, siyasilerle, belediye ve yerel yöneticilerle birlikte bunu aşmak da bizim görevimizdir. Aşamaz mıyız? Bunları aşabiliriz. Yani tabiri caizse ipin ucu elimizde. Yani bunları koyvermiş değiliz. Biz arızaları da biliyoruz, eksikleri de biliyoruz, yapılması gerekenleri de biliyoruz. Yani bunu dengeli. Biliyorsun bir de laf vardır, kervan yolda dizilir diye. Sonuç itibariyle ufak tefek eksikliklerimiz de varsa, hatalarımız da varsa bunları telafi edeceğiz ama bu bütün yaptıklarımız insanların mutlu olabilmesi için. Ama en mühim mesele her eve bir maaş girmesi çok önemli. Tabii. Yani iş verebilmek, aş verebilmek çok önemlidir. Bundan yana da en ufacık bir sıkıntımız yok. İnşallah başkanım bundan sonra her eve daha ara elemanı, daha böyle kalifiye elemanı, daha katma değer yaratacak elemanların maaş girdiği evler olur diyoruz. Bu da yaptığınız eğitimle hakikaten çok önemli. Başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Turgut Bey çok teşekkür ediyorum. Biz Türkiye'yi dolaşmaya devam edeceğiz. Türkiye'de güzel işler oldukça biz bunları ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki yayınlarda yine Türkiye'yi gezeceğiz. 2023'e nasıl gidiyoruz? Hep beraber araştıracağız. Bu yolculuğumuzda bize eşlik edin efendim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.